Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ne hoş geldiniz. Bugün hem müzisyen hem akademisyen iki misafirim var. Evrim Hikmet Öğüt ve Selda Öztürk. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi Evrim ve Selda'yla biz hani farklı farklı vesilelerle aslında uzun zamandır tanışıyoruz. Muhtemelen siz de farklı vesilelerle onları tanıyorsunuz. İşte Selda'yı tabii kardeş Türklerden tanıyorsunuz. Evrim daha önce müzisyen olarak da karşınıza çıktı ama onun dışında pek çok yazısıyla, söyleşileriyle de karşınıza çıktı. Bunları biliyorum ama biz onlarla bugün onların doğrudan akademide yaptıkları çalışmalar üzerinden o çalışmaları da yapma biçimleri çok sahada olduğu için aslında sahadaki izlenimleri üzerinden konuşacağız. Gözlemler üzerinden. Onları da çok güzel anlattıkları tezlerine biraz bakabildim ben. Üzerine çıkmış başka yazılara bakabildim. Bugün konumuz size daha önce programımızda duyurduğumuz gibi hikayemiz, müziğimiz, göçmen müzisyenlerin hikayeleri ve Türkiye'de müzik yapma yolculukları. Daha çok yakın tarih üzerinde duracağız. Yani Suriye göçü üzerinde aslında daha çok duruyor olacağız onlarla. Onların çalışmaların merkezi de biraz daha yakın tarih göçleri. Ama tabii sadece onunla da kısıtlı değil diyeyim. Şimdi Evrim ve Selda'ya söz vereceğim. İsterseniz Evrim'le başlayayım. Evrim birazcık daha çatı bir şey anlatır. Çünkü Selda daha çok kadınlara odaklandığı bir çalışma yaptı. Oradan da oraya geçeriz. Öncelikle aslında bunu Evrim'e soracağım ama mutlaka cevabını Selda'dan da istiyorum. Çünkü şuradan başlamak istiyorum. Evrim'in tezinde de Selda'nın tezinde de dikkatimi çeken en önemli noktalardan bir tanesi aslında kendinizi konumlayışınız araştırma sırasında. Bu çok kolay bir şey olmasa gerek. Hani hem müzisyen olmanızın getirdiği bir şey de var. Aslında aralarında var olabilme, onlarla arkadaşlık edebilme, oradaki saha çalışmasına başka bir şekilde katılabilme olana. Ama öte taraftan da nesnellik ilişkisini kurmanın çok da kolay olmadığı bir şey. Ve göç olgusu hele Türkiye'de bu kadar ırkçılığın yaşadığı bir yüzyılı yaşamaya hep beraber devam ettiğimiz bir dönemin ortasında çok da kolay değil. Birincisi bu araştırma metodunu belirlerken, kendini konumlarken nasıl bir şeyin içinde buldun? Oradan başlayalım. Sonra biraz daha açarız. Tamam, tabii. Ben iki araştırmam var aslında. Bir doktora Evet. tez araştırmam 2011 ile 2014 arasında devam etmişti. O zaman İstanbul'daki Hristiyan, Iraklı, Keldani, Iraklı göçmen toplulukla çalışmıştım. O böyle 3-4 yıl süren uzun süreli yalan çalışmasıydı. 2015'te tezimi verdim ve sonrasında da İstanbul'daki Suriyeli müzisyenlerle çalışmaya başladım. O da yine bir uzun süreli alan çalışması oldu. İkisi arasında belli farklar da oluştu. Belki hani daha detaya girersek onlardan da söz edelim Evet. ama genel olarak her ikisine de yani göç çalışmaya başlarken aslında aynı zamanda politik olarak ilgilendiğim bir mesele olduğu için göç araştırması yapmaya başlamıştım. Yani müzik ve göç çalışmaya başlamıştım. Çünkü o dönem böyle benim kendi belki işte cehaletimi aşarak İstanbul'da yaşayan göçmen topluluklarla ilk defa karşılaştım. Onların varlıklarından haberdar olduğum, ne kadar çok transit göç, yani geçici göçmen topluluğun İstanbul'da yaşadığını fark ettiğim bir dönemde. Ve kentin içinde oldukça görünmez olan göçmen Evet, bir de topluluklarla çok bağlantı özür kurmak dilerim istedim. altını çizelim yani senin aslında ilk çalışmanı ben hani o çalışmanı elimden geldiğince bakmaya çalıştım. Yani keldanilerle çalıştım diyorum aslında Türkiye'de göç meselesinin tırnak içinde bu kadar gündem ve popüler tırnak içinde elbette olmadığı o öfkenin de bu kadar bu sokakta da örgütlenen devletinde de örgütlenen şeyin de nefret söylemlerinin bu kadar belirgin olmadığı bir dönem. Evet, tabii çünkü aslında tabii daha önce göç literatürü var yani Tabii. etnomüzikolojik çalışmalarda Türkiye'de ama onlar daha ziyade işte Balkan coğrafyasından gelen göçler var vesaire. Yani ya da işte Türkiye, Almanya arası, Avrupa arasındaki göçlere odaklanan çalışmalar var. Benim çalışmam güncel göç hareketlerine odaklanan, evet yani az sayıdaki çalışmadan gibiydi. Ve çok küçük bir toplulukla çalışıyordum. Tam tersine görünmez bir toplulukla çalışıyordum. Yani kimsenin tepki Evet, bir gösterecek de. kadar tanımadığı birkaç bin kişiden oluşan bir toplulukla çalışıyordum. O zaman benim derdim daha ziyade göçmenlere karşı ayrımcılıktan öte bilmiyor olmamızdı hayatlarını ve aslında onların ne kadar izole kalmak zorunda kalan ya da işte kentin belli yerleriyle sınırlanmak durumunda kalan bir yaşam yaşadıkları ve bundan haberimizin olmamasına dair bir şeydi daha fazla. Daha görünür nasıl kılınabilir? Yani ki ne yapıyor bu insanlar, müzikle nasıl bir ilişki kuruyorlar falan gibi sorular üzerinden hareket ediyordu. İkinci çalışmamda tabii artık Suriye'den göç 2015 yılında epeyce bir ivme kazanmıştı. Dolayısıyla
artık yavaş yavaş bu bütün bu basındaki nefes söylemi falan da ortaya çıkmaya başlamıştı. Dolayısıyla biraz farklı şeylere, tarihselliklere de denk düşüyor araştırmalar. Ama her ikisinde de dediğim gibi benim için aynı zamanda bir politik meseleydi. Bir taraftan bir etnografik alan çalışması yapmanın nesnellikle ilgili her zaman handikapları var. Yani işte alanda kurulan ilişkiler, bilgi alma biçimi, tek yolumuz aslında, başka bir yöntemimiz yok. Yani o kadar güncel olarak var olan bir olguyla ilgili olarak bilgi üretmenin başka bir yolu da yok. Yani insanlarla görüşmekten, sorular sormaktan, gözlem yapmaktan başka bir bilgi edinme imkanınız yok. Ama o bilgi edinme imkanınız bir kere sizin sınırlarınızla sınırlı. Sizin o alana girebilme kapasitenizle sınırlı. İnsanların size güvenleriyle sınırlı. Yani birçok sınırlılıkları var. İşte o güveni sağlama meselesi falan oldukça zordu açıkçası. Bir de göçmen çalışmalarında göçmenleri araçsallaştırmamak önemli bir mesele. Bunu yapıyor muyum sorusunu kendime sorduğum çok oldu. İşte ne bileyim, benim onlar adına konuşmaya kalkıyor muyum sorusunu kendime sorduğum çok oldu. Yani sonraki bazı araştırmalarımda da, bazı yazılarımda da zaten biraz bunları da sorgulamaya çalıştım. Yani kendi pozisyonum neydi, ben orada ne yaptım, yaptığım şeyde nasıl problemler var ya da işte nerelerde ben nasıl sorunları nasıl aşmaya çalıştım falan, biraz onların üzerinde de durmaya çalıştım. Bir de şey çok önemli bence. Ben tabii hani senin farklı dönemlerde yaptığın bu iki çalışmayı bu program hazırlığında peş peşe hani okumuş oldum. Aslında hani göçün müziği bugün göç edenlerin Türkiye'de hani kısa veya uzun dönemli işte onların müzisyen olarak yer alışıyla beraber aslında Türkiye'nin bu dönemki göç okumasına dair çok önemli veriler sunuyor. Yani toplama dair de çok önemli veriler sunuyor. Bir de tam aslında o söylediğin şey, o dönemki işte 2010'larda işte şey göçe bakış ya da hani aslında bakmayış, çok böyle bunun gündemi olmayışı. Ben şeyi de hatırlıyorum, daha da öncesinde aslında hep sizin her ikinizin tezlerinde de değinilen şey, yani Türkiye zaten hep böyle bir yer. Hep sirkülasyon var. Ben hatırlıyorum işte gazetecilik yapıyordum. 2008 falandı. İşte bir ara Basmane'de İzmir'deydim o zaman. İşte göçmenlerle ilgili bir şey yapmak istedim. O zaman da Irak göçü çok fazlaydı. İşte savaştan göçen. İşte o Basmane'de bir sokak vardı ve sadece göçmenlerin yaşadığı ve aslında herkesin bildiği ama kimsenin bilmediği. O sokak böyle sır gibi bir sokaktı yani. Oraya girmek için işte arada güvendiğim birileri ve hani mesela tanımadıkları bir görünümle sokak 5 saniyede kayboluyordu. Gerçekten buharlaşıyordu falan. O dönem ama bunlar çok daha az konuşulan hakikaten şeylerdi. Daha sayıları az ve gerçekten geçiş için buradalardı. Evet. Ama şimdi bugün başka bir şeyden bahsediyoruz. Bir de tabii burada Selda'nın da kendini nasıl gördüğünü o araştırma içinde merak ediyorum. Her ikinizin çalışmalarında bir de hani sizleri insan olarak da tanıyorum ama sizlerin şahsi özelliklerinizi çok yansıdığını da belirtmek isterim. Yani bir akademisyen mesafesi diyeceğim, buradan taşlanacağım. Yani şu anlamda söylüyorum ama hakikaten şey değil, tamam yani dışarıdan da bakabilen ama içeride de gerçekten olabilen, kendine de bakabilen bir o mesafeyi tutturmak hakikaten zor olsa gerek. Bir de ben çok isterim, yani Evrim'e de söyledim, keşke pek çok insan özellikle müzik alanında çalışan erişebilse sizin çalışmalarınıza. Çünkü çok önemli kaynaklar oluşturduğunuzu da düşünüyorum yani ve bize anlaşılır biçimde anlatabilmişsiniz tezlerinizi. Her ne kadar çok fazla insan okuyamamış olsa da teşekkür şu an. Teşekkür ederim. Bunu da belirtmek lazım. Dili çok önemliydi gerçekten. Benim yüksek lisans tezimle şimdi tamamladığım doktora tezim arasında bu anlamda çok büyük fark var bence. 2011-2012 yılında ben dengeci geleneği ve Van'daki kadın dengeciler üzerine yapmıştım yüksek lisans tezimi. Senin o tam da dediğin akademik dil. Benim hakikaten yani bilmediğim ve o anlamda cahil oldum. Şimdi bir şeyler öğrendim ama gene bir sürü konuda öyle hissediyorum. Yani bu süreç birazcık çok acayip. Öğrendikçe bunu da bilmiyorum, bunu da bilmiyorum oluyorsun yani süreçte. Merak ediyorsun da aynı zamanda. O zaman o anlamda şöyleydi. Olmaktadır, maktadır, mektedir falan gibi. Evet, böyle cümlelerle. Mesafeli. Bu siyasetin de çok dilidir ya. Aynen, mesafeli ve sen orada yoksun yani. Araştırmacı olarak senin duygun, karşılaştığın sorunlar, hissettiğin falan, bunların hiçbirisi yok. Sadece sanki uzaktan bakıyorsun ve onu yazıyorsun gibi, değil mi? Ben de o zaman onu öyle, kafamda öyleymiş zaten akademi. Bilmiyorum da zaten. O zaman aldığım dersler ve şeyden dolayı da
gene bir şeyim değişmemiş ve o tezi ben öyle yazmıştım. O yüzden çok üzülmüştüm aslında. Hmm. Çünkü senin dediğin gibi benim şeyime uymuyordu o. Yani yapılma karakterime uymuyordu. Ben başka türlü ifade etmek istiyorum ama sanki öyle yazmam gerekiyor gibi. O tamamen ama cehalet. Neden? Çünkü sonrasında doktora tezinde işte öğrendiğim üzere ta 1980'lerden beri başlayan bir tartışma var. Yani özellikle de feminist akademisyenlerin, değil mi, metodolojik anlamda önerdikleri öz düşünümsellik. Evet. Self reflexivity, evet, denilen. Demin Evrim'in de bahsettiği, evet, aslında o. Yani araştırmacı kendini şeyin içinde, yani mekanın, insanların ilişkilerinin içinde organik olarak olabildiğince bu ilişkileri kurmak, içinde olmak ve kendisi de sonuçta bir takım yüzleşmeler yaşıyor ki yaşadık. Yani bunlara açık olmak, o anlamda kesinlikle hiyerarşik olmayan ve birlikte kotarılan, yürütülen bir şey, süreç. Dolayısıyla orada sen gözlemlediğin, yani mesela şimdi sen, biz bu görüşmeyi yapıyoruz. Buraya dair benim bir gözlemim var ama kendimin de, sana dair de var, kendime de der. Bunları da yani o süreçte ifade etmek, duygunu da katarak ifade etmek ve hani çıkan sorunları ve onların çözümlerini de böylesi bir yerde. Aslında bu çok yaşayan bir şey. O zaman hani mesafesiz olmuş oluyorsun, gerçekçi olmuş oluyor. Şimdi bu beni şeyde çok rahatlattı. Dediğim gibi yıllar önce zaten bu keşfedilmiş ama ben aslında hakikaten öyle bir iyi geldi ki bana hocalarım önerdiğinde. Evet dedim ya, kendim istediğim gibi anlatabileceğim falan. Ondan sonra o yüzden bu tabii daha şey oldu. Ben de varım yani şeyin içinde yazarken. Çok daha, evet, iyi hissediyor insan çünkü. Kendini bir de aslında sorumlu olmak ya orada. Hı-hı. Tabii. Hani çünkü bunun çözümünün parçası hepimiziz aslında. Hı-hı. Burada sizin gözlemlediğiniz, tespit ettiğiniz, size anlatılan sorunları. Diğeri hani böyle bir sorun var orada ama ben bir şey yapamam gibi, evet, bir yerde, evet, duruyor ya. Aslında tam olarak bu, evet, çalışmalar neler yapabileceğine dair de bize düşünme fırsatı sağlıyor, evet, aslına bakarsak. Evet, evet. Yani buyurun. Pardon. Yani biz insanlar olarak da yani bulunduğumuz alanlarda, ben mesela kardeşliklerdeki şeyim de öyle değil. Kardeşliklerin duruşu, ilişkileri de öyle değil. Yani ona da çok ters. Ben kendimi hani sanatsal olarak oradaki şey içerisinde geliştirip kurmuşum mesela. O yıllardan beri, hani ta üniversitede öğrencilik yıllarımdan beri kadınlarla görüşüyorum, sohbet ediyorum, tabii, derlemeler yapıyorum falan. Yani o yüzden bana bir toslamıştım yani o şeyde. Sonra böyle rahatladım, evet yani. Çünkü normalinde aslında biz öyle ilişki kuruyoruz. Yani böyle evine giderek, çay içerek, onu davet ederek, hani böyle daha sıcak ve samimi bir şekilde. Bu doğrusu. Bu da bu. Senin bu sefer içine sindi ve, evet, önce doktor oldun. Evet. Evet. Buradan aslında gene Evrim'in çalışmasında sorduğu bir soru var. Yani aynı zamanda, daha doğrusu bir çalışması üzerinden yazdığı bir yazının başlığı. Müzik göçmeni ne işine yarar? Tabii artık biraz müzikle doğrudan göçmen ilişkisini konuşalım. Ama ben bu sorunun sizden cevabını şu şekilde istiyorum. Müzik göçmeninin ne işine yarar? Bu sorunun cevabını ararken mesela gerçekten hangi yolları kullandınız? Hı. Şimdi hani bir sürü metot kullandığınızı yazıyorsunuz. Ama mesela bunlardan hakikaten hangisi daha fazla sonuç aldı? Mesela bu esnada ya da hani işte bu görüşmeler, tanışmalar, İşte seyircilik, dinleme, işte performanslarını izleme, sohbet etme, neyse bütün bu yollar. O yollardan hangisi hakikaten sana daha doğru dönemleri verdi ve orada sana mesela hani bunlardan unutamadığın, aklında ya da en çok yer eden birkaç tanesinden bahseder misin bize, mesela onları kendi ifadeleri açısından? Hı hı. Müziğin ne işlerine yaradığına da. Ya o soruyu sormak benim için önemliydi çünkü ben biraz şeyden rahatsızım. Yani böyle biz müzikten bahsederken genellikle, yani etnomüzikoloji alanında değil tabii ama dışarıda böyle hep müziği düşündüğümüzde böyle çok sanatsal bir etkinlikten bahsediyormuşuz, evet, gibi ya da böyle işte ne bileyim çok böyle uhrevi bir şeyden söz ediyormuşuz gibi falan düşünüyoruz. Öyle bir şey değil. Müzik yani insanların gündelik hayatlarının bir parçası. Evet, bunun hani böyle psikolojik bağlamda insanların hayatına bir etkisi olabilir, işte bir takım toplumsal anlamları olabilir vesaire. Ama aynı zamanda para kazanmanın aracıdır. Yani gündelik hayatın çok standart, sıradan şeyleri ifade etmenin bir aracı olabilir filan. Yani böyle müziği her zaman çok aşırı büyük anlamlar yüklemek gerekmez. Ve göçmenlerin hayatında da müziğin anlamı ne zaman değişiyor, nasıl anlamlar kazanıyor, nasıl işe yarıyor, nasıl o araçsallaşabiliyor, burada yeni kurdukları hayatı kolaylaştırıyor mu, duygusal anlamda da kolaylaştırıyor mu, bir yere gelme anlamında, toplumsal anlamda da kolaylaştırıyor mu filan, ekonomik anlamda da işlerine yarıyor, evet, mu gibi sorular vardı aklımda. Dolayısıyla böyle müziği biraz insani bir şey olarak ve günlük hayatın bir parçası olarak, zaten kültürel bir eylem olarak
değerlendirmeye çalışıyordum. Yani tabii bunun içinde özellikle ilk çalıştığım toplulukta, ilk başta girdiğimde işte 2000 kişi kadar bir topluluktu İstanbul'daki Keldani Iraklı topluluğu. Bu arada onlarla birlikte müzik yaptığın detayını söyleyeceğim. Çok korktum, atlayacaksın diye. Hatta onunla ilgili hikayeler anlatabilirim. evet, yani işte ilk girdiğimde böyle hiç profesyonel müzisyen yoktu o sırada toplulukta ve böyle şey diye düşünmüştüm ilk başta. Aa, ne anlatacağım ki, zaten buradan test çıkmaz, yani benim başka şeylerle de bakmam lazım, başka topluluklarla çalışmam lazım falan diye düşündüm. Sonra içine girdikçe hayır, müzik her yerde, yani gündelik hayatta dinleniyor, hafta sonu gençlerin eğlencelerinde müzik dinleniyor, evlerine gidiyorsun doğum günü partilerinde işte iPod'dan, telefondan çalınan müzik dinleniyor, parti yapıyorlar, şarkı söyleme yarışmaları yapıyorlar kendi aralarında, kilisede zaten müzik var. YouTube'da sürekli paylaşılan hem popüler müzik var hem işte dini içerikli ilahiler var vesaire ve bütün onlara baktığında hakikaten bir dünya var. Yani müzik olmadan olur mu insanların hayatında? Elbette var. Dolayısıyla onu böyle ayrıştırmaya çalışarak, yani hem ulus aşırı ağları kurarken nasıl müzikten faydalanıyorlar ya da nasıl iş görüyor. İşte dediğim gibi ekonomik hayatta, dini hayatta, kendi bütünleşmeleri, birleşmeleri açısından geçmişi hatırlamakla nasıl bağlantı kuruyor, burayla nasıl bağlantı kuruyor müzik gibi filan. Sorular üzerine gittim. Müzisyen olmak tabii bir avantajdı benim için. Yani açıkçası keman çaldığımı öğrendikten sonra böyle hemen bana kapılarını açtılar diyebilirim. Ve kilisede benim kendilerine eşlik etmemi istediler. Kilise korosuna eşlik etmemi istediler. Çok korkarak kabul ettim. ve yani gerçekten çok zorlu bir süreçti. Çünkü ben makamsal müzik icrası bilmiyordum. Yani o zaman daha da bilmiyordum. Hani sonrasında çalıştım biraz daha falan ama o zaman hiç bilmiyordum. O repertuara da hiç aşina değilim. Yani Keldani müziği repertuarına da hiç aşina değildim. Yapamam falan dedim. Bir de benden böyle biraz hani kilisedeki müziği zenginleştiren bir şey yapmamı istiyorlardı. Yani böyle süslemeler, hani çalarken böyle bir biraz daha böyle ağdalı bir üslup falan. Ben böyle tam tersi görünmez kalmaya çalışıyordum. Hani sadece böyle drone seslerini vereyim, arkada böyle küçük hani ses alsınlar benden, kolaylık olsun falan. Hani öyle bir gizli kalmaya çalışıyordum ama o da onları çok mutlu etmiyordu. Daha fazla, ya öne çık biraz, keman çalıyorsun falan diyorlar. Neyse sonra bununla ilgili işte bu benim etkimle alana ve alanın bana olan yaklaşımıyla ilgili bir anım var. Onu da anlatayım. Madem örnek sordun. İşte böyle bir aylarca çaldım yani ben kilisede. Şöyle oluyordu, cumartesi günleri bir eğlenceleri var gençlerin, oraya katılıyordum. Orada prova da yapıyorduk ilahiler için. Ben o prova sırasında kayıt alıyordum. Sonra ertesi sabah erkenden kalkıyordum. O ilahinin giriş melodisini notaya alıyordum kendim. Sabah 7.30'da falan kalkıp. Çünkü 8.30'da ayin var. Ve ayinde ilahileri benim çalarak başlatmam gerekiyor. Çünkü koronun benden ses alması lazım. Dolayısıyla giriş ezgisini ben çalacağım. Ve bunu her seferinde yapıyorum, hazırlıyorum. Sonra ertesi gün çalıyorum ama hep o stres. Çünkü bilmediğin bir ilahi bir gün önce duymuşsun. Oraya aldın iki şeyle bir transkripsiyon yapıp hani o notaları çalıyorsun falan. Neyse yaptım aylarca ben bunu. Sonra en sonunda artık işte alanda bir sürü örnek toplamışım, ses kayıtları. Hani onları da notaya alacağız. İşte bir arkadaşım yardımcı oldu sağ olsun belliste yazmaya falan. Tezime ek olarak koyacağım yani topladığım ilahileri de. Dinliyorum, bir tane ilahi ben varken başka bir ritimde çalınıyor ve söyleniyor. Ben yokken başka bir ritimde çalınıyor. Sana mı uydurmuşlar yoksa? Ben bayağı yani Iraklı Keldani kilise repertuarda müdahale etmişim yani. Hayır, daha ilginç kısım şuydu yani. O zaman şeyi sorgulamaya başladım. Niye beni uyarmadılar? Evet. Yani ben öyle çaldım, tamam. Başka bir ritimle çalıyorum. Evet. O ritimde söylüyorlar ilahiyi. Yani normalde çalıştığın bir müzik grubunda derler ki hadi baştan alsana. Falan. Ya da yani sonunda derler hani ya yanlış çaldın bak dikkat et falan. Aynen. Hiçbir şey demiyorlar. Yani tabii sonra şunları düşündüm. İşte ben o zaman geçici göçmen olmak ne demek? Geçici göçmen topluluklarla kalıcı göçmen topluluklar arasındaki fark ne? Bu soruya odaklanıyordum. Tezimin asıl şeyi buydu. Teorik tartışması buydu. O zaman şunu düşündüm, yani Irak'ta olsa beni kiliseye almazlar zaten. Yani o kadar yabancıyım ben o kültüre. Ya da ne bileyim işte bazı ülkelerde, Amerika'da falan, hep Detroit örnek veriyorum. O dönemde ben çalışırken 12 tane Keldani kilisesi vardı Detroit'te. Yani öyle bir yerde gitsem zaten benim orada işim yok. Yani zaten evet. Orada kendi yetişmiş müzisyenleri var, gençler var, birileri var. Ama burada o kadar küçük bir topluluk ve o kadar o müziği sürdürmek için, hani bir şekilde onu canlı tutmak için her şey okeyler ki. Yani orada senin o katkın, ya tamam hiç yoktan iyidir. Çünkü önemli olan burada bir kilisede hani böyle canlı bir müzik performansının devam etmesi. Orada hani topluluğa şey verecek, enerji verecek, motivasyon verecek, o devamlılığı sağlayacak biri olarak
senin yardımına ihtiyaçları var. Evet. Ve hiç onu tartışmıyorlar yani. Ama eminim yani Detroit'e gitsen hani ben geldim çalışacağım diye yok canım kusura bakma bizim var filan derler. Sen şimdi makam müziği yapamazsın bilmiyorsun falan. Sen şimdi anlamazsın filan. Normalde baştan geri çek. Doğru söylüyorsun. Hiç mesela akla gelmeyecek bir şey yani. Evet evet. Havode de mesela önümüzdeki günlerde biz bu seride işte Suriyeli müzisyenleri ağırlayacağız. Hem müzik yapacaklar hem hikayelerini anlatacaklar. Havode de işte şey onun planlarken şeyi söyledi işte enstrümancı arıyor kendisine eşlik edecek. Dedi ki Türkiye'li hani iyi gitar çalan müzisyenler var. Ama hani bizden işte Suriyeli iyi gitar çalan müzisyen Türkiye'de bulamıyorum. Hani hı hı. Tanışmıyorum. Hani şey için değil ama burada da hani piyasa çok sert olduğu için tabii hı. ki. Hani bunu eleştirerek söyleyeyim hı. ama Türkiye'dekiler de hani para almadan çalmıyor falan evet. diye. Şimdi mesela o da öyle bir şey geçer gün anlattı. Çok doğru aslında hani ama ihtiyacı var. Hani iyi gitar çalan bir eşlikçiye falan. Buradan Selda'ya da aslında pas alalım. Sonra aslında sen çok da güzel bir yerde bıraktın. Zaten oraya doğru da akarız yavaş yavaş. Hani kalıcı göçmenin hikayesi. Yani senin tezinde Selda tabii en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Zaten hani ikinizin de çalışmalarının odağı o ama hani işte kadınların icra tavırları, işte ses tavırları hmm. üzerinden çalışmak, okuma yapmak, onların göç yaşama biçimlerine dair sonuçlar çıkarmak çok acayip geldi mesela. Biraz orayı anlatırsan çok güzel olur yani o metot olarak da. Ya aslında şey ses ve duygu meselesi ilişkisi benim aslında hani müzisyen olarak hani başladığımdan beri tabii evveliyatı da vardır onun. Hep böyle kafamı kurcalayan bir şeydi. Çünkü kendim de duygulanıyorum, bir takım duygularımı ifade etmeye çalışıyorum ve bunları en güzel müzikle ifade ettiğimi düşünüyorum. O anlamda müzik benim elim kolum gibi yani. Birinci şeyim. Dolayısıyla orada şeyi merak ediyordum. Ben yani kadınlar, yani ben bir şeyler hissediyorum. Acaba işte şu hikayeyi yaşayan kadın nasıl hissediyor gibi. Yani o yüzden konuştuklarımda hep neler hissettiklerini, hani neden bu ağıdı ya da şarkıyı yaptıklarını ya da hangi ortamlarda ne tarz şarkılar söyledikleri gibi soruları çok sordum. Çünkü kadınlar bir aradayken hani kadın kültürünün bir şeyi olarak başka türlü bir kültürleri ve gelenekleri var ve bu da aslında kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Orada daha yani kadınlara has bir alan olduğu için daha ince detay şeyler açığa çıkabiliyor. Benim tezimde de şöyle şeyler hani çıkmıştı. Bir hani korolar var kadınların bir araya gelip müzik yaptıkları. Bir de evlerde ancak hani birebir görüşmelerle dinleme şansına eriştiğim onların kendi yaptıkları şeyler. Besteler. Barış temasında beste vardı. Aşk temasında vardı ama ağırlıklı olarak ağıtlardı. Çünkü savaştan dolayı geldikleri için. Savaşın tanıkları olduğu için. Ağıtlar da o kadar çok şey ki yani çok güçlü. Kederi ifade etmek için. Hani o duyguyu, acı duygusunu ifade etmek için. Ve bu onların, yani mesela Diyarbakır'da bir kampa gitmiştim. Orada ezdi kadınların kaldığı kampta. Bu IŞİD'in hani Şengal'e evet. saldırdıktan sonra onlar hemen gelmişlerdi. Ben de Mayıs'ta yani 6-7 ay sonra gidebilmiştim. 4000-5000 tane şey vardı orada, kalan insan vardı. Çoğunlukla da kadınlar ve çocuklardılar. Bir tane kadın kalmıştı. Aslında ağaççı kadın var burada dediler ama o Irak'a döndü. Bir tane kadın vardı. Biz de gittik hemen onun yanına çadırına. Ondan sonra işte söylemesini istiyoruz diyor ki çadırda söyleyemem şimdi ölülerimiz var. Ondan sonra ama ben de şimdi demin konuştuk ya deminki meseleyle de ilişkili. Şimdi bir yandan o kadar acı ki yani benim yaptığım araştırmanın en zor tarafı buydu. Benim psikolojik olarak çok şey yaptı hakikaten. Zorladı. Kim yapsa herkes için öyleydi. Çünkü birebir o acıları insanlardan dinlemek kadınların böyle gözlerine bakarak anlatılması, yani onları duymak çok şey yapıyor, çok etkiliyor ve sen zaten o şeye giriyorsun. Aa ben buraya araştırma yapmaya geldim, ne soracaktım? Ondan sonra bu görüşmeyi belki bir daha şey yapamayacağım ki genelde öyle oluyor çünkü geçici göçten dolayı yani çok bir sirkülasyon vardı. Ben 2015-2019 yılı arasında yaptım. Bir kere görüştüğümü neredeyse ikinci kere bulamıyordum o kişiyi. Ama yani görüşmede mesela diyeyim sohbet ediyoruz ya,
gerek hani birebir görüşmelerde, bazılarında böyle toplu olarak hani kadınlarla koroları böyle toplu görüşmeler, hep beraber sohbet ederek. Orada şimdi birisi bir şey söylüyor, öteki oradan bir şeyini hatırlıyor. O kendisini başka türlü ifade etmek istiyor falan. Böyle bir şey olunca ben bu görüşmeden sonrasında acaba kafamdakilerin ne kadarını şey yapabildim, konuşuldu, ne kadarını çıkarabildim, sonrası çok geride kalıyor. Çünkü şey, orada başka bir şey oluşuyor. Zaten bence öyle de olması gerekiyordu. Yani ikinciye belki bir daha görüşemiyorsun falan. Bunlarla sonuçta, yani böyle bir süreçle bir takım şeyler elde ediyorsun. Hani veriler, bir takım çıktılar, onları düşünüyorsun, anlamlandırmaya çalışıyorsun. Böyle kuruyorum. Belki mesela aynı kişiyle birkaç sefer daha görüşsem, gittikten sonra gittiği yere, hani devam ediyor ya sonuçta göç. Tabii. Bir kısmı burada kaldı ama o kişilerin çoğu gittiler. Gittikleri yerde. Bunlar hep hani başka türlü araştırmalar. Tabii şey o olacak. Başka bir şeye aynen. Bu sefer elde etmiş olursun. Aynen. Benim de şeydi, yani en büyük şey mesela korolarda bir sürekli değişiyordu insanlar. Çünkü hani göç devam ediyor. Ama işte kadınlar çok mutlular bir araya gelip orada bir saat, iki saat de olsa kendi bildikleri, sevdikleri şarkıları söylemekten. Ondan sonra diğer öteki tarafta da ağıtlar, dediğim gibi çok şey ağırlıkta ve onlar zaten keder ve acı dolu yani. Şöyle bir şey olmuştu. Şimdi hani müzik ne işe yarar? Evrim hani çok güzel onu koydu ve tartışmaya başladı yani kendi çalışmasından itibaren. O benim de hep şeydi yani. Hep böyle kadınların farklı hikayeleri var. Farklı şekilde aynı tabii, soru var aslında. Feyz aldım hocamdan. Evet, hakikaten sürekli kafamda o vardı yani. Ben çok o şekilde mesela bakmamıştım daha öncesinde. Bir anlamda öyle bir şey de var yani. Müzik ne işe yarıyor yani bu kadınların hayatında diye. İşte korolarla bir şey yaptığımızda söyleşi hazırlanıyoruz. Çaylar falan işte böyle ortam kuruluyor. Başlayacağız söyleşiye. Bir tane kadın baktım elinde böyle şey vardır ya. Işık, lazer ışığı. Böyle havada böyle bir şeyler, şekiller yapıyor. Bir tane müzik açtı şeyinden. Telefonda. Ya dedim bu nedir? Diyor ki ben de mutsuz olduğum zaman açıp bunu dinleyeyim diye benim oğlum Selin diyor bir tane şarkısını koymuş. Eline de böyle şey vermiş. Çok iyi ya. Onu açıyor. Ortam bak Harala Gürel'e. Biz hazırlık yapıyoruz. Bari başlayacağız. O da o sırada şarkıyı açmış. Burada da böyle ışıkla dans ediyor. Oynuyor diyor. Dans ediyor. Müzik işte buyur ne işe yarıyor. Yani o kadar çok işe yarıyor ki o anlamda. Ondan sonra öyle yani şimdilik böyle diyeyim sonra gelelim. Evet, aslında yani zaten hep ben de onu düşündüm. Yani Evrim'in o çizdiği çerçeve dediğin çok doğru. O kadar doğru ki aslında biz bunu hani bütün sanat yani sanat alanı tamamı üzerinden söyleyebiliriz. Çünkü hep öyledir ya işte. Kriz anlarında işte yasak dönemlerinde o halde işte şu an ülkede yaşa pandemide ya bütün bunlar patlar yaşadık. Değil mi yani sanatsız üretim yani. Evet yani en az ihtiyaç duyulan şeymiş gibi ama tiyatro olmasa da olur, müzik konser olmasa da olur falan. Hala 12'den sonra müzik yasak falan yani. Evet. Ama hani işte insanların hayatında o kadar organik olarak var ki aslında sen ne yaparsan yap. Biraz sizin zaten o anlatılardan da aktardığım şeylerden hep onu düşündüm yani. Çünkü hep böyle düşündüğümüz bir şey yani yoksulum da öyle. Hani yoksulun ne işine yarar? İşte tırnak içinde alt sınıftan insanların hayatında sanat nasıl yer alabilir ki? Bu insanlar nasıl ulaşabilir ki ya da ona nasıl dokunabilir ki? Ama aslında var. Hani gördüğümüz üzere. Şeyde Pınar'ın mıydı siz söyleşi de yapmıştınız. Soy ismini hatırlayamadım. Pınar Öğüç mü? Ha evet. Tophane'de değil mi bir sergi yapmıştı. Ha Pınar Öğrenci. Öğrenci. Pardon. Ha. Çok pardon. Evet Pınar Öğrenci. Orada hani bir ud vardı şeyde. suyun üstünde. Öyle bir görüntü vardı bir şeyde duvarda. Hani gezerken sergiyi. Orada hem hikayesini de anlatıyordu falan. Böyle durup kalıp bakıp düşünüyorsun. Yani bota binerken o kişi udunu alıyor yanına. Ve işte götüren kimse o arkadaş. Bırak diyor yani. Hafifletmemiz lazım evet, işte. Evet. Alamazsın diyor. Ondan sonra canı yani anladın mı? Bir tek o. Yani o kadar yakın yani kendini. Enstrümanı götürmek istiyor. Ondan sonra alıyor elinden ve atıyor, kırıyor. Öyle bir, değil mi? Öyle suya yanlış hatırlamıyorsam. Suya atıyordu. Onun görüntüsü. Pogrom yani anlatılarına çok benziyor ya. Yani işte aslında göç hikayelerinin hepsi birbirine benziyor tabii. Peki bir de Selda sana şunu da sorayım burada. Yani mesela bu yaptığın görüşmeler işte şimdi başka alanlarda da öyle ya hani gazeteciler için de bizim için de öyledir. Hani bir kere hani bir iş grubunun da içine gitsen, bir mahalleye de gitsen, işte sanatta yani en zor olay kadına ulaşmaktır. Hı-hı. Kadınla konuşmak, kadının kendini rahat ifade etmesini sağlamaktır. Şimdi hem
Suriyeli hem Iraklı kadınlarla görüşmeler yaptığın için ve hani savaştan gelmiş insanlar, zorunlu göç. Yani nasıldı mesela o iletişim kurmak, kolay mıydı? Mesela aynı ortamda bulunan muhtemelen hani erkeklerle konuşmak daha mı kolaydı? Muhtemelen deyip manipüle etmem. Yani daha mı kolaydı? Muhtemelen de atalım oradan. Ben sadece kadınlarla görüştüğüm için. Şöyle, benim için yani ben de kadın olduğum için bir kere o kesinlikle çok bir fark yarattı, biliyorum. Müzisyen olmam kesinlikle. Ben de çünkü şarkı söylüyordum beraber. Darbuka götürüyorum, onlara çalıyorum darbuka, hani provalarında falan. O yüzden hani öyle bir organik ilişki hep hani kurmaya çalıştım. Yani ya ben onlar söylerken mırıldanıyordum. Aa hadi biliyor olunca hadi sen de söyle. Ya da beraber görüşmeye gittiğimiz arkadaş söylüyordu zaten hani. O da biliyor şarkı söylüyor diye. O yüzden o bütün şeyi o şey yapıyordu, ne denir ona? İletişimi o sağlıyordu. Yani çünkü Arapça, Kürtçe, bazen İngilizce hani şey oldu, dillerinde yapıldı şey, görüşmeler. Türkçe de tabii ki vardı. Bir de hani yeni öğrenenler Türkçe konuşmak istiyor. Bir şey de öyle olmuştu. Kadın kendini ifade etmek istiyor. Şimdi diğerleri Türkçesini geliştirecek, anladın mı? Yeni öğrenmiş. Diğerleri diyor ki Arapça konuş, ben anlamıyorum senin ne dediğini. Arapça ortak bir dil çünkü. Kürtler de Araplar da, herkes hani o dili biliyor. Mecburen ona dönüyor. Sonra tekrar hani Türkçe denemeye çalışıyor falan böyle. Bir de kadınlar birbirlerine de çevirdiler. Tercüman vardı. Çünkü benim Türkçem çok az. Arapça bilmiyorum. Ondan sonra İngilizce ve hani Türkçe. Dolayısıyla çevirmen mutlaka vardı. Ama kadınlar da hep böyle toplu olan görüşmeler birbirlerine çevirdiler. Çünkü şunu istiyorlar, yani ben bir şey anlatıyorum, sen de anla, sen de anla, herkes birbirini anlasın diye. Öyle bir şey vardı, dert vardı. Bu çok güzeldi. O yüzden hani ortam beraber hani kuruluyordu. Ben orada yani ben de bir görüşmeci gibiyim. Çünkü ben de yeri geldiğinde anlatıyorum hani bir şey olduğunda. Onlar çok şeydi hani, içime çok sindi o anlamda ortam. Başka ne diyecektim? Kadın olmaktan evet. Dolayı çok da dolayısıyla zorlanmadım. Evet, aynen. Biraz müzisyen olmak, senin pozisyonun. Müzisyen olmak, kadın olmak, evet, aynen. Evet, avantaj sağlamış. Bir de şunu ben çok hissetmiştim. Şimdi daha önce de ben dediğim gibi hani kadınlarla öyle bir bağım ve ilişkim vardı. Şimdi hani daha sistematik ve hani daha bir çalışma sürecine girdi ve bir sonucu çıktı. Ama aslında şeyi biliyorum yani, kültürün içindeyim zaten. Ben de buralıyım. Ondan sonra Süryani kadınları tanıyorum aslında, Keldani kadınları, Arap kadın daha önceden, çünkü başka yerlerde, Avrupa'da ya da Türkiye'de görmüşlüğüm, muhabbet etmişliğim var. Onlardan şarkı dinlemişliğim, hikayelerini dinlemişim. O yüzden öyle bir yabancılık ben hissetmedim. Tam tersine zaten, özellikle Süryani kadınları, bize de Süryanlık yok diye biliyorum ama o da ne demekse Karslıyım, tam da öyle melez bir yerde. Ya ondan sonra şey, böyle sanki beklerken onlarla buluşmamızda teyzem gelecek, halam gelecekmiş gibi. Hakikaten geldiklerinde de öyle oldu yani. Öyle bir sarılıyorduk, öpüşüyorduk falan filan. Öyle Kurtuluş'ta oturuyordu bir aile. Beni yemeğe çağırdılar. Gittim bir gün, yemek yaptılar. Dedim bu nasıl bir yemek? Bu Irak pilavı dediler. İçinde arkadaşlar yok yok. Ya acısından tatlısından yumurtasına, yani her tür tat vardı yani. Ben peki, biraz böyle o aile hala burada mı? Onlar gittiler, Kanada'ya gittiler. Böyle ilk başta Allah falan yaptım, sonra bir baktım çok lezzetliydi. Bir daha ye, bir daha ye, üç sabah yedim yani. İşte şey, orada ne dersen de aslında en başta gene vurguladığınız şey galiba çok önemli. İşte o sizlerin hayat yorumu ve politik bakışı, o şeyi, iletişimi kolay kurmanızı sağlayan şey galiba en büyük o oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Burada Evrim, şunu da söyleyeyim, sen aklına geleni de öyle söyle. Aslında sen çünkü en son çok güzel bir yerde bıraktın, oradan devam edelim istiyorum. Ben dağıttım senin gibi. Sen soruma cevap verdin canım, oğlum aşk olsun. Sadece şey, hani o yeni bir şey, bu turda sana da sormak istediğim şey zaten. Geçici olarak işte Türkiye'de konumlanan müzisyenlerle, mesela işte şu an özellikle her ikinizin de çalışmasının son en güncel tarafı Suriyeliler. Artık birlikte yaşadığımız, komşu olduğumuz ve birlikte yaşamaya devam edeceğimiz göçmüş ama artık burada kalıyor olan, ancak hala misafir ya da işte buradan karalanan, hedef haline gelebilen topluluklar açısından işte o kalıcı ve geçici olmak onların müziğine, müzik yapma tarzına nasıl yansıtıyor? Biraz buradan devam edebiliriz. Tamam, tabii. Yani bu çok önemli bir mesele. Ben çalışmaya, Suriyeli müzisyenlerle çalışmaya başladığımda
2015 yılıydı ve hala geçicidiler. Yani hala bir geçicilik fikri evet, vardı onların da kafasında ve hala şey çok yoğundu. Yani işte botlarla vesaire filan ama Yunanistan'a geçişler falan hala çok yoğundu. Ve o zaman hala gerçekten bir görüştüğümüz müzisyenle sonra bir daha bulamayabiliyorduk, görüşemeyebiliyorduk filan. Evet. Yani hani çok fazla insan Avrupa'ya gidiyordu hala. 2016 yılının Mart ayında bu Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki anlaşmadan sonra Türkiye bir anlamda sınır ülkesi haline geldi ve artık Suriyeli göçmenler Avrupa'ya gidememeye başladılar. Yani geçememeye başladılar. 2016'dan sonra aslında onlar için de kalıcılaşma hakikaten bir gerçeklik haline dönüştü. O tarihten sonra yani o zamana kadar da tabii bir birikim vardı ama o tarihten sonra daha fazla mesela araştırmalarda şey gösteriyor, girişimciliğin arttığını gösteriyor. Daha fazla işte hem Suriyeli NGO'ların, STK'ların kurulduğunu hem iş yerlerinin kurulduğunu vesaire filan da gösteriyor. Dolayısıyla yavaş yavaş müzisyenler de kendi mekanlarını kurmaya başladılar veya daha Suriyeli restoranlarında, Suriyelilerin kafelerinde, açtıkları kafelerde çalışmaya başladılar. O tür mekanlar çoğalmaya başladı. Bir taraftan da Türkiye'de 2014'te filan da bayağı yoğundu. Bir Arap ülkelerinden gelen, Arapça konuşulan ülkelerden gelen bir turist yoğunluğu vardı o yıllarda. Ve ayrıca da bir nüfus da var. Yani Türkiye'de bir hani Arap ülkelerinden gelen bir nüfus ve sermaye de var. Evet. Onların kurdukları iş yerleri, okullar Suriyeli müzisyenler için iş yerleri haline gelmeye başladı. Suriyeli müzisyenler kendi müzik okullarını kurmaya başladılar. Yani pandemiden önce benim müzisyen arkadaşlarımın en azından 5-6 tanesinin ya çalıştığı ya da kendisine sahip olduğu küçük küçük böyle kurslar, müzik okulları vardı. Ve bunların hepsine üstelik geleneksel Suriye müziği eğitimi vermiyordu. Yani popüler müzik eğitimi verenler falan da vardı. Ya da stüdyolar aynı şekilde. Özellikle Arapça konuşulan ülkelere kayıt yapan, oralardaki işler için çalışan stüdyolar vardı. Burada müzik kaydı yapılıp Dubai'ye gönderiliyordu veya işte yurt dışındaki Arap kanallarına gönderiliyordu filan. Bu tür işler başladı. Yani aslında ben biraz son yazdığım makalelerde bir parça bunu tartışmaya çalışıyorum. Aslında ben sokak müziğine bakıyordum 2015'ten itibaren. O dönemde sokak müziği 2015-2016 çok güçlüydü. Fakat sonra giderek artık sokak müziği yetersiz kalmaya başladı müzisyenler için. Çünkü artık geçici değiller, kalıcılaşmaya başlıyorlar. Burada bir hayat kurmak istiyorlar. Fakat bir taraftan da Türkiye'deki müzik piyasasına giremiyorlar. Aynı biraz önce Hamadi'nin söylediği gibi yani hala Türkiye'de müzisyenler arasında da çok yaygın bir ayrımcılık var. Yani Türkiye'de genel olarak Arap kültürüne karşı zaten hepimizin bildiği bir ön yargı var. Dolayısıyla Türkiye'li müzisyenler Araplarla çalışmak, özellikle Arap Suriyeliler için konuşuyorum tabii bunu daha çok. Çünkü Kürt Suriyeli müzisyenlerle Kürt Türkiye'li müzisyenler arasında daha fazla ilişki kuruldu. Neden? Yani o farkı da yani, bence tam burada söylemem. Hem dil hem kültürel yakınlıklar açısından başka tartışmalı belki gergin şeyler de oldu ama orada daha fazla ben müzik olarak daha çok ilişki görebiliyorum. Daha erken tarihlerden itibaren Türkiye'li ve Suriyeli Kürt müzisyenlerin birlikte kurdukları gruplar oldu mesela. Belki bunları Hamadi anlatacaktır önümüzdeki haftalarda. O çünkü Kürt bir Suriyeli müzisyen. Buradaki deneyimini anlatacaktır. Ama Arap müzisyenler için böyle olmadı. Yani Türkiye'li Türk müzisyenlerle ilişki kurmaları pek kolay olmadı. Bu sebeple de bir tür aslında böyle bir niş alternatif bir müzik piyasası oluştu. Yani Türkiye'deki diğer ülkelerden gelen farklı pozisyonlarla Türkiye'de yaşayan Arap gençlere hizmet eden ya da Arap ülkelerine hizmet eden bir müzik piyasasının çalışanları haline geldiler Suriyeli müzisyenler. Restoranlarda çalıyorlar, onlar için turist teknelerinde çalıyorlar. Sokakta bile, sokak müziği yaparlarken bile işte dediğim gibi bir dönem en çok dinleyicileri aslında Arap ülkelerinden gelen turistlerdi vesaire. Mesela bu gözlem önemli bir gözlem. Evet, yani bir tür böyle bir niş oluştu ama dediğim gibi 2016'dan sonra artık bunun yavaş yavaş kalıcılaştığını ve hatta ben şey gibi bakıyorum, dediğim gibi bir tür alternatif müzik piyasasının, bir tür Arap müziği piyasasının oluştuğunu düşünüyorum Türkiye'de küçük çaplı. Ama tabii pandemi buna çok ciddi bir şey vurdu, darbe vurdu. 2019 yılında dediğim gibi 5-6 arkadaşımın şeyleri vardı, müzik okulları vardı. Geçen sene tekrar onlarla konuştuğumda ne yaptınız dediğini bir sürü artık ayrılmıştı oralardan. 2-3 öğrencimiz kaldı diyenler vardı. Belki yavaş yavaş tekrar eminim canlanacaktır o alan. Ama şu an için hani o kadar belki canlı olmayabilir. Fakat ben buraya doğru bir gidiş olduğunu düşünüyorum ve ben artık bunu çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Hatta ne zaman peki birlikte iş yapmaya başlayacağız? Yani gerçekten bu soru benim kafamda. Ne zaman biz birlikte yaşadığımızı kabulleneceğiz ve gerçekten hani daha fazla sayıda Suriyeli ve Türkiye'li müzisyen birlikte müzik yapacaklar. Onu umuyorum. Yani gerçekten organik olarak. Evet. Yani işte biraz o birlikte yaşamayı yaşayacağımız işte o artık
onların yerleşik hayata burada geçtiği. Bizim de kabullenmemiz gerekiyor evet, ki gerçekten evet, birlikte yaşıyoruz. Aslında birlikte bir hayat kurmamız gerekiyor. Aslında ifadelerimiz de bile öyle. Yani ben sizlerin tezini okurken de bir daha düştüm. Hani hı-hı, haberlere bakarken de hep onu düşünüyorum. Hı-hı. Yani şimdi tamam, devletin bir tanımladığı statü var, bunu anlıyorum. Hani bunun sonuçta sosyal hayatla ve pratik hayatla ilgili onların yaşamında çok önemli bir karşılığı var. Hı-hı. Ama belki de biz bazı şeyleri söyler artık, yani göçmen değiller mesela. Evet, mesela bu çok önemli. 10 yıl geçti, hala mesela ben artık göçmenlere bakmanın çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani evet, artık insanları göçmen olarak işaretlemememiz evet, gerekiyor galiba. Evet, hakikaten evet, tam tersi belki burayı nasıl dönüştürdüklerine bakabiliriz. Tabii. Türkiye'de ne yaptıklarına bakabiliriz. Türkiye'yi nasıl, Türkiye'lileri nasıl dönüştürdüklerine bakabiliriz. Evet. Ha, yani. Çünkü mesela öğretmen arkadaşlarım söyledi geçen gün, ondan da kafamda çok oturdu. Dedi ki yani mesela öğrencim var, hani işte 10 yıldır buradalar, işte Suriye'den gelmişlerdi. Hani şimdi işte başladığında işte 7-8 yaşta, şu an hani liseden mezun ediyor. Evet, anlatabiliyor muyum? Yani dedi ki ben artık hani onlara ve ailesine göçmen perspektifinden bakarak doğru yaklaşamam ki dedi. Yani 10 yıldır bu çocuk evet, burada büyüdü. Evet. Bu ülkede büyüdü. Bu ülkenin kültürü içinde büyüdü. Hani artık nasıl onu o gözle baktığım müddetçe ben onu gerçekten bu hayatın içinde, o sınıfın içinde entegre edemem yani falan demişti. Hı. Dedim gerçekten şaka maka. Hı. Hani ilkokul çağında gelenler şu an üniversiteye gidecekler. Yani eğer imkanları varsa tabii. Bu da işin başka bir tarafı. Ama bu noktada senin de ekleyeceklerin olabilir. Yani bu geçici şu olma ve artık kalıcı olma meselesi arasında müzisyenlerin Türkiye'de yer alışı. Hı. Yani herhalde bunu ilk gördüğümüz alanlardan bir tanesi sanat ve müzik olacak diye düşünüyorum. Şimdi evet, dediğin gibi, dedin ya hani oraya bakalım artık ortak evet, üretimler ne olacak? Bence gelecek yani o. Merakla bekliyorum ben mesela. Arap bana şey dedi. Kardeşler bir şey olacak galiba. Biz burada hemen ipuçları mı geliyor? Spoiler aldığımızı tahmin ediyorum. Bana şey gibi geliyor. Selda, bilmiyorum katılır mısın? Yani biraz Almanya'daki Türkiye'lilere bakmak hı-hı, lazım. O deneyime benzetiyorum ben. İstanbul'daki yani, ya da Türkiye'deki Suriyelilerin deneyimini. Yani orada olanların benzerlerinin burada olmasını bekleyebiliriz gibi geliyor. Hı-hı. Yani benzer bir tablo burada da bekleyebiliriz gibi geliyor. Belki biraz öyle bir karşılaşma, çalışma falan ilginç olabilir. Olabilir, yani, olabilir. Hemen güncel dediğin gibi güncel bir şey. Ben evet, şunu ekleyebilirim. Şimdi Evrim'in demin anlattığı alanlarda ve hani şeyde, çerçevede kadınlar nerede aslında? Biz de bunu da konuştuğumuz evet, şeydi, o meseleydi. Benim tezimde özel olarak ben hani sokak müzisyenleri ve Suriyeli müzisyenler ya da Iraklı müzisyenler gibi bir başlığım yoktu. Yani öyle bir ayrım yapmadım, profesyonel amatör bir şey. Ama zaten o alana girince zaten karşılaşıyorsun ya da karşılaşmıyorsun. Yani göz ardı da zaten etmiyorsun. Yani elin, kolun, gözün açık bir şekilde olmaya çalışıyorsun. Bir de zaten müzisyensin. Ve ama o kadar çok az müzisyene rastladık ki, kadın müzisyene. Ve orada genelde şeydiler, müzik öğretmenliği yapıyorlardı burada. İcra alanlarında neredeyse yok gibiler. Yani şey alanları çok dar. Aslında işte, onu çok merak ediyordum. Bu bende çok önemli. Hmm. Yani çok özür dilerim, şunu da o zaman sorayım. Çünkü Evrim'e de kafama takılan bir şey. Evrim'i az önce de söyleyince, okurken de çalışmanı kafama takılan bir şeydi. Şimdi böyle bir sokakta müzik yapmak aslında genel olarak Türkiye'de, yani Türkiye'li diğer uzun zamandır burada yaşayan müzisyenler açısından da, burada doğmuş büyümüş neyse yani buralı olduğunu söyleyen müzisyenler açısından da, sokak müziği de böyle göçmenlik gibi hep bir geçici nokta. Yani sonra o insan işte albüm yaparsa sokakta müzik yapmayı bırakır. Birazcık şarkıları dinledir olursa, işte patlarsa sokakta müzik yapmayı bırakır. Bir, sokak müziğine bu bakış enteresan. İkincisi, kadınlar hiç sokakta müzik yapıyorlar mıydı yı merak ediyordum. Yani İstiklal Caddesi'ni bizim benim daha çok gözlemlediğim, benim yani o anlamda hani İranlı gruplar var. Orada kadın arkadaşlar vardı çalan. Suriyeli gruplarda ben hiç rastlamadım, yok, görmedik yani. Görüşmelerinde de. Görüşmelerde mesela, de mekanda işte, çıkan var mıydı hiç? Şöyle, göçmenlerle ilgili dernekler, vakıflar, işte kurumlar, oralarla ilişkisi olan ve onların etkinlikleri, işte diyelim Mülteciler Günü, Geçmenler Günü gibi o tarz geceler ve etkinliklerde çıkıp çalanlar var.
Ama o şekilde yani. Ama şimdi yeni yeni var zaten değil mi? Ala kız kardeşiyle mesela. Evet, Ala kız kardeşiyle. Ama çok az işte gerçekten. O da erkek bir kardeşiyle kişi, birlikte. O da erkek kardeşiyle birlikte yani. Çıkıyor. Peki burada şey de sorayım Selda. Yani işte inanç, işte tabii ki işte o ataerkil yaklaşım ya da korku, işte nefret, yani kadınlara bunların yansıması hangileri daha çok öne çıkıyor sence? İşte hani sokakta müzik yapmalarını engelleyen, mekanda müzik yapma, o senin söylediğin icra alanı yani işte. Ya hepsi var herhalde, çünkü bize yani biz görüştüğümüzde mesela şöyle şeyler söylemişlerdi. Birisi demişti ki hani Evrim'in yaptığı şeyde de var, o video serisinde de. Sadimler, evet. Onlar o zaman ilk başta Kartal'da oturuyorlardı. Sonra Yedikule'ye taşımışlardı. İstiklal çok uzak Yedikule'den gidip gelmesi. Zaten hem gece gidecek, gece nasıl gidecek hani güvenlik açısından tedirgin hissediyor. Çok normal. Mali açıdan bir şeye gidip gelmesi. Ben sokakta sesimi nasıl duyuracağım? Bir amfi bir şey gerekir. Çünkü öyle hani gürültülü bir şey cadde, orada sesini çıkması için ona göre bir altyapı teknik desteği gerekir gibi gibi şeyler söylemişti. Ama zaten en başta da muhafazakarlıkla ilgili şeyleri söylemişti. Sonuçta sadece yani Suriye toplumunda da öyle bir şey var demişti. Yani bakış açısı olarak icracılık sonuçta motive edilen, desteklenen bir şey değil demek. İyi bakılan bir şey değil. Sahne ve icra kadınları. Ülkelerinde kadınlar peki aynı şekilde mi müzik icra ediyor? Yani Suriye'de yaşarken de bu kadınlar mesela ona sokakta dair... Suriye'de çalınmıyormuş. Zaten öyle söylemişler. Yok diyor. Değil mi? Dilenci gibi görülür diye onlar sokakta çalmıyormuşlar Suriye'de. Sokak dışında da yani demek istediğim şey mi? Hani işte ne bileyim daha çok evde kadın arası yan yana gelişlerde müzik eğitimine yani kilisede... müzik eğitimi aldıklarında bile öğretmenliğe yöneltildiğine dair genelde görüşmeler. Daha çok eğitimci olarak evet, müzik öğretmeni olmaya yönelik. İşte bir eğitim fakültesi var, bir konservatuar var mesela Suriye'de. Kadınların daha çok, mesela ben de tanıştığım eğitim, müzik eğitimi almış kadınlar hep müzik eğitim fakültesinden, konservatuardan değillerdi. Aynen. Biraz da soundları konuşalım. Yani yani yine sizin çalışmanızın kapsamı daha geniş. Nereden ele almak isterseniz. Ama yani işte gene odaklı olarak kalmak açısından işte Suriyelilere de bağladığımızda Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar daha çok yani müzik yapanlar hangi soundlarda yapıyorlar, hangi tavırları kullanıyorlar. Bir de hani Evrim buna cevap verirken şeye dair de varsa hani yine karşına çıkan beyanları işte ne bileyim işte bir yerde konser vermek istediklerinde mesela nelerle karşılaştıkları, burada önlerine çıkan engeller var mı, varsa neler, onları da anlatmak önemli. Hani sokağa kullanmak tırnak içinde artık o da kolay değil ama yine de bir tık daha diyelim. Ya aslında benim hep böyle akademik çalışmalarda falan da sorunsallaştırmaya çalıştığım bir şey bu. Biz bir böyle ilk düşündüğümüzde tarihselleştirmiyoruz yani göçmenleri. Sanki tarihsizlermiş gibi düşünüyoruz. Ve böyle hani geliyorlar, yanlarında da böyle bir geleneksel Suriye repertuarı getiriyorlar. Hep onları çalıyorlar. Hep sadece Suriye'mizi biliyorlar. Başka da bir şey bilmiyorlar falan zannediyoruz. Öyle bir şey yok yani, bu insanlar hepimiz gibi insanlar yani. Biz ne dinliyorsak onları dinleyen insanlar yani. Hatta benim tanıştığım, görüştüğüm müzisyenlerin içinde klasik batı müziği eğitimi aldım. Hiç ben hayatta Suriye şeyimizi yani geleneksel veya popüler müziği bilmezdim diyen de var. Ben sokakta söylediğim şarkıların sözlerini burada öğrendim. Hiç bilmezdim, söylemezdim bu şarkıları diyenler de var. İşte ne bileyim ben elektronik müzik yapıyormuş, rap yapıyormuş Suriye'deyken, Türkiye'ye gelince sokakta çağlarken belli bir repertuarla tanışmış olanlar da var. Ama burada onlardan beklenen özellikle sokak müziğinde, yani ben sokak müziği çalıştığım için uzun süre söyledikleri hep şuydu: burada genel bir Arap coğrafyasında bilinen, Suriye'de de çok bilinen, az kısmı belki daha halk müziğinden ama çoğunlukla popüler repertuardan bir şey istiyorlar bizden, repertuar bekleniyor. Çünkü dinleyenlerin çoğu dediğim gibi Arapça konuşulan ülkelerden gelen turistler, onların bildiği bir müzik çalmaları lazım. Türkiye'dekiler de onlardan Arapça müzik bekliyor. Yine Kürt müzisyenlerin bir şikayetiydi bu. Sokakta kimse Kürtçe müzik dinlemek istemiyor Suriyelilerden. Arapça çalmamızı istiyorlar ama bu bizim müziğimiz değil ki diyor yani. O da çok haklı. Kobani'den gelmiş. Ben diyorum niye yani ben Arap müziği çalayım ki? Bambaşka bir kültür benim için diyor yani. Onda peki şunda payı var mı? Yani Türkiye'de hani bizlerin hep böyle belki yalan yanlış şekilde hani kulağımızın aşina olduğu Arap müziği altyapıları var yıllardır. Evet yani biz de Suriye'de değil, şey bir Arap ülkesi, dolayısıyla Arapça çalmalarını bekliyorsun filan. Hani bir de o daha makbul bir şey. Suriyeli tablosu çiziyor. Bir hani. De muhtemelen Suriye'yi o kadar biliyoruz ya. Zaten hiçbir şey bilmiyoruz. Suriyeli açıkçası. Arap biliniyor. Hani hiçbir şey de bilmiyoruz. Evet, evet yani.
Ve dediğim gibi biz bu insanların yani güncel bir müzik yapabileceklerini de bilmiyoruz. Yani onu da hiç kabul etmiyoruz. Hiç farkında değiliz aslında. Halbuki çoğu dediğim gibi yani sokakta o repertuarı çalmak zorunda kaldılar. Bütün gruplar bir ara aynı şarkıları çalıyordu. Yani aynı Feyruz şarkısı bütün gruplar tarafından her bir köşe başında çalınıyordu. Evet, doğru, çünkü biz biliyoruz diye, bize aşina diye veya işte turistlere aşina diye belli şarkıları çalmaları gerekiyordu. Onlar işte potpourri olarak çalıyorlardı, arka arkaya ekliyorlardı vesaire. Ama kendi ilgileri bambaşkaydı yani. Rap yapıyorlardı evlerinde, öyle albümler yaptılar. İşte Zeyn'le yine konuşacaksınız mesela. Zeyn'i rap yapan bir müzisyen. İşte sokakta başka bir şey çalıp evinde flamenko kaydeden müzisyenler var. Yani tamamen farklı kişisel ilgileri vardı. Bir miktar hani Türkiye'de de bir şeylerle tanıştılar mı? Mutlaka olmuştur. Yine Hamodin'le bizim yaptığımız sohbetlerde Türkiye'de daha fazla cazla ilgilenmeye başladığından vesaire evet. bahsetmişti mesela. Mesela yine Zayn'ı ağırlayacağız önümüzdeki günlerde. O da işte hani Suriyeli Arap müzisyenlerden Türkiye'de yaşayan artık. İşte o mesela rap yapıyor. Evet, evet. Mesela ben hani kayıtlarını dinledim evim sayesinde. Sağ olsun. Yani çok çok güzel evet, yani. Bayağı da hani iyi. Gerçekten evet. çok etkileyici. Biz böyle dediğin gibi yani en hani siz araştırdığınız için biliyorsunuz ama biz bile yani işte hani Suriyeli müzisyen deyince ne çalıyordur hani ne söylüyordur aşağı yukarı. Evet çok prototiplerle düşünüyoruz. Yani. Evet, evet. Yani komşumuz hakikaten yani. Hiç bilmiyormuşuz. Hiç. Evet değil mi öyle yani çok bu da çok garip yani. Dip dibe yaşayan evet. insanlar. Ya işte bizim de bu kültüre koyduğumuz ya da genel olarak Orta Doğu'ya ya da Arap kültürüne, Arap ülkelerine koyduğumuz mesafeyle ilgili bir şey bu hakikaten. Kültürel mesafeyle ilgili ve bunun ne kadar problemli olduğunu gösteriyor aslında. Evet. Ya yani ben ilk defa Orta Doğu müziği dinlemeye bu Arap isyanları döneminde, işte Arap devrimleri döneminde başlamıştım. Ve o zaman dünyam değişti. Ne kadınlar var, ne kadın müzisyenler var. Ay elektronik müzik yapıyorlar, çılgın şeyler yapıyorlar falan. Yani Türkiye'de dinlemediğim, dinleyemeyeceğim şeyler dinledim yani. Çok güzel listeler hazırlamıştın. Yapacak mısın yine? Ya evet. artık bilmiyorum. evet. Yani hakikaten o zaman çok büyülenmiştim yani gerçekten. Belki sonra bir gün, daha belki bir gün bize DJ'lik yapar. Evet. Sence DJ etkinliği yaparız evrimde. Evet. bir gün neden olmasın bence çok güzel olur. Bunu düşünelim. Bayağı sürekli buradan şeyi çıkara çıkara, ekmek çıkara çıkara ilerliyor. kadınlar açısından da ama sen söyleyeceğin şeyle beraber ona da cevap var. Yani onlarda görünen sound'lar, müzik tarzları, stiller. Yani benim görüştüğüm kadınlarda... Mesela bunlar da enteresan. Ya piyano, ud çalıyorlardı, gitar. Bunlar vardı. Hani kadın müzisyenlerin çaldığı enstrümanlar arasında. Onun dışında... Yani korolarda zaten geleneksel şarkılar söyleniyor. Çünkü o zaten şeye bağlayan yani yuvaya, vatana, kimliğe, o hasret duyulan yere, o duyguları temsil eden bir şey var. O şarkılar oraları hatırlatıyor. O bağ ve kendilerini yakın hissediyorlar. Dolayısıyla geleneksel şarkılar söyleniyor. Ama tabii kendi kadınlar beste yapıyorlar hani şeyde, nasıl diyeyim. Mesela Alan Kurdi için birisi yapmıştı. Rojin diye bir arkadaş onu okumuştu. Yani ama onu kim duydu, kim etti? Yani biz buluştuğumuzda okumuş. Bunların görünür olmasıyla alakalı bir şey var. Ama korolara baktığımızda mesela hani o kamusal alanda görünür icraları orada geleneksel şarkılar. Ama öteki türlü kadınların evlerde yaptığı şarkılarda dediğim gibi ağırlıklı olarak ağıt var, ninni var. Çocuklarına ninni söylüyor. Yeni yapmış yani. Bir tane Adana'da görüştüğüm bir kadın vardı. Burada doğuruyor. Şarkısını da burada yapıyor. İlk bestesi yani. Çocuğuna yapıyor burada. Öyle yani orada şey yok hani müziğin işlenmesi anlamında. Sırf ses ve vokale dayalı bir şey olduğu için hani farklı farklı soundlar deneme en azından şimdiye kadar ya da benim görüştüğüm şeylerde kadınların cephesinde öyle bir şey yok. Benim aklıma bir örnek geldi. Nur. Aa evet Nur. Nur ben Gaziantep'te tanışmıştım Nur diye bir genç kadınla. Ama amatör olarak müzikle ilgilenen biriydi. Ama şöyle çok güzel bir hikaye anlattı. Dedi ki 2011'de Suriye'de dedi devrim başladığı zaman yani o benim de kendi devrimim oldu. Hayatımda gidip ilk defa kendime bir gitar aldım. Yani ailesi çok şaşırmış çünkü babası karşıymış müzik eğitimi almasına. Sonra aylarca cesaret edememiş, 4 ay sonra ancak gidip işte gitar hocası bulabilmiş kendine. gitar çalmaya başlamış. Sonra Antep'e taşınıyor. Sonra Antep'e geldiğinde ondan önce abisi gelmiş galiba Antep'e. Abisi ona bir elektro gitar hediye ediyor. Ve yani iyice dünyası değişiyor falan böyle. Diyor ki yani Türkiye'ye geldim, Antep'e geldim falan. Sonra İstanbul'a taşındı bir ara Nur. Şimdi Fransa'da yaşıyor. Hı-hı.
En son Fransa'dayken bir Zoom şeyinde hep beraber görüştük. Sonra İstanbul'a taşındı. İstanbul'da da İKSV'de bir şey yapmıştık. Müzisyenlerle bir atölye yapmıştık. Biennale, 2017'deki Biennale'in iyi bir komşuydu teması. Orada böyle yerli müzisyenler, göçmen müzisyenler birlikte ne yapabiliriz falan gibi böyle bir temayla bir atölye yapmıştık. Nur orada ilk defa sahnede elektro gitar çaldı. Oo. Evet, birinin başka birinin gitarını alıp böyle sahneye ilk defa çıkmıştı ve böyle şey demişti, yani böyle benim için çok önemli bir an bu an falan diye anlatmıştı. Yani dolayısıyla ben şey düşünüyorum, yani mutlaka dönüşüyor. Hani zaten göç deneyimi kadınları çok dönüştürüyor. Yani çünkü böyle işte para kazanmaya başlıyorlar, evin ekmek getireni olmaya başlıyorlar. Bir takım araştırmalar şeyi gösteriyor mesela, ben hayatta bundan sonra Suriye'ye dönmem çünkü burada artık bir takım ayrıcalıklar kazandım diyebilen kadınlar var. Yani evdeki pozisyonları da, aile içindeki pozisyonları da değişebiliyor. Yani böyle çok romantize etmemek lazım bunu ama hani göç o kadar alt üst eden bir süreç ki hani toplumsal cinsiyet normlarında da bazı şeyleri etkileyebiliyor. Dolayısıyla aslında ben bekliyorum söylediğin bir dönüşüm. Yani. Evet. Hani. Müzik de orada şöyle doğru. Hakikaten yani müzik üzerinden de şey oluyor, dönüşüm oluyor ve ilk defa ilişki kuran kadın da var. Şimdi sound olarak konuşamıyoruz ama böyle şeyler evet var. Mesela Kobani'den gelen bir genç kadın vardı. Hiç müzisyen olmakla alakalı kafasında hiçbir şey yok. Çünkü zaten orada öyle bir şey görmüyor. Geleneksel müzikler var, dengeciler var. Öyle bir gelecek ve bir şey yok yani gündelik hayatında şey anlamında. Ben de çalarım ya da müzisyen olayım gibi. Ama buraya Diyarbakır'a geldikten sonra bir karşılaşıyor müzikle. Ve şu anda ben Kürtçe kendi dilimde düzenlemeler, aranjör olmak istiyorum. Ha, aranjör olmak, iyi bir aranjör olmak istiyorum diyor. Santur falan öğreniyor bayağı kaç yıldır burada. Yani şimdi sound'u bu gençler kuracaklar. Evet, evet. Yani kadınlar cephesinde biraz öyle bir. Yani nereden nereye düşünsene yani. Şimdi dünyası değişmiş durumda. Diş doktoru mu ne olmak istiyormuş? Diş doktoru. Diş doktoru. Öyle bir oldu. Özür dilerim diş doktorları. Deseydin aranjörler daha iyi kazanıyor. Türkiye'de haberi de olsun şimdiden. Doğru yatırım o olacaktır. Bekliyoruz. Peki konulardan bahsedersek yani tamam kuşkusuz göç, savaş, acı. Ama yani mesela aşk anlatıyor mu şarkıları? İşte ne bileyim ya da daha eğlenceli şeyler, öfke anlatıyor mu kadınların da özellikle? Tabii çünkü altlarda hepsi var. Aslında yani yine Evrim'in çalışmasıyla beraber yazdığı bir yazıda hani çok önemli bir vurgu bence o da. Aslında sizin her ikinizin aktarma biçimi de şu ana kadar öyle gelişti. Yani böyle sürekli göçmen dediğimiz insanı işte mağdur, pasif, edilgen hep böyle tanımladığımız yani anlamayı da buradan kurduğumuz ve bunun bazen de aslında haksızlık ettiğimiz bir şeye de ilişkilenmeye de dönüşüyor. O bakımdan da soruyorum bunu yani şarkı sözlerinde ne bileyim isyan, öfke, hesap sorma ihtiyacı ya mesela böyle şeylere rastlıyor muyuz yani olmayabilir bu arada yoktur belki gerçekten ama sadece merak özellikle ediyorum. Rap yapan gençlerde ben bunu rastlıyorum. Hani o müziğin belki karakteri de buna daha uygun. Şimdi birkaç arkadaşım düşünüyorum. Onların şarkı sözlerinde tabii yani bana çevirdikleri kadarıyla falan bunu rastlayabiliyoruz gerçekten. Onun dışında sokak müziği veya restoranlarda, kafelerde yapılan müzikte daha fazla daha böyle eğlenceli bir repertuar tercih ediliyor tabii. De o ihtiyaç öyle bir şey çünkü. Yani neşeli şeyler çalmak. Hatta ilk zamanlarda konuşmuşuzdur Selda'm. Biz yıllardır o kadar çok çalıştık ki yani böyle her şey birbirimize konuşuyoruz. Bu Maltini'yi çalarken hani böyle işte sadece Maltini diye böyle bir vatanım diye bir şarkı vardı. İşte sonra da Suriye muhalefetinin falan bir böyle sembolüne dönüştü. Çok eski bir şarkı aslında. Onu çalarken böyle falan çok hüzünleniyorlar. Ve sokak performanslarında, konserlerde mutlaka çalıyordu ama Maltini dışında da başka hüzünlü pek bir şey çalınmıyordu mesela. Yani o bir tür böyle semboldü ama onun dışında hep böyle canlı, neşeli şarkılar çalınıyordu filan. Daha hani pop şeyde, ekonomik alanda değil ki. Ama kesinlikle rap şeyin içinde çok daha böyle progresif diyebileceğimiz eleştirel filan sözleri ben rastladım. Repertuar içinde rastladım. Yani şeyi biliyoruz işte yeni müzikler yapılırken sen de onu yazmıştın. Ninnilerin mesela, ilahilerin yani yeni sözler, ninnilerde de o var. Ağıtlar zaten hani baştan sona öyle de. Evet mesela Irak'taki göçmenlerin, Iraklı keldani göçmenlerin yeni yazdıkları Irak için yazılmış ağıtlar vardı mesela.
Yani bugün ya da o günkü durumu için ülkenin yazılmış ağıtlar vardı mesela. Evet, benim görüştüğüm şey de Koro'dan genç kadın da şey demişti. Musul IŞİD'den kurtulunca bir ninniyi, onların da tanıdığı akrabalarıymış birisi şey yapıyor. O sevinci anlatıyor yani. O kurtulmanın mutluluğuna sözleri öyle değiştirmiş. Ezgi Aynı'ymış. Böyle yapılan çok tabii şeyler var. Kendi işte ikisini de anlatma aracı olarak. Peki kadınlar açısından başka dikkat çeken şey var mı? Yani ağıtlar içinde evet var ama zaten söz olarak ben mesela araştırmamda ve yaklaşımda öyle bakmıyorum. Sadece sözde değil de bedeni, ifadesi, metin evet analizi öyle. Onun dışında o yani ağıtı o icra ederken kullandığı vokal tekniklerinden, bedeninden, jestinden her şeyine kadar bunun bir ifade aracı olduğunu söylüyorum. O yüzden sadece sözler değil. Sözler hani tek başına aldığında şey bile olsa sen o performansı aslında gördüğünde elini böyle kaldırıp ve hani o vibrasyonlar gırtlaktaki ya da işte böyle peş peşe sayılır ya hızlı hızlı okunur. Dengeci geleneğinde vardır yani onlar. O kadar etkileyici bir şey çıkıyor ki o dolayısıyla zaten öfke, isyan. Evet. Ama zaten de içerik olarak da hani öyle hakikaten. Yani IŞİD'in bir ağıtta da buna rastlayabiliyor musun? Tabii tabii. Hepsinde var öyle. Çünkü hakikaten savaş hani bu derdi başlarına kim getirdiyse evlerinden oluyorlar, yakınlarını kaybediyorlar, bütün gelecek yani geçmişlerini aslında yok eden bir şey. Hani bir yandan da bir kimlik bırakıp başka yeniden bir kimlik oluşturuyorlar aslında. Evet. Yani bunların hepsinin dolayısıyla isyan ediyor. Beddua okuyor. Gelenekte de o vardır. Ağıtlarda o var. Yani işi de beddua okunuyor çünkü ezdi kadınlara şunları yaptı. Ve savaşta gençlerimiz öldü diye. Hepsinde tabii ki bunlar var. Çok güçlü bir şekilde var yani. Ben de Selda'yı... Ama form olarak böyle. Selda'yı övmüş olacağım. Yani bunu yapmak zorunda hissediyorum. Gerçekten bence Selda'nın çalışmasındaki şey çok önemli. Yani biz hep böyle işte metin üzerinden düşünüyoruz müziği veya işte böyle müzikal analizi falan hani hesaba katmaya çalışıyoruz. Öyle değil. Yani icranın kendisinin duygularla muazzam bir ilişkisi var. Onu nasıl analiz edebiliriz de dair bir yöntem önerdi aslında Selda tezinde. O yüzden başta onu söyledim yani ses üzerinden çünkü bana da yani en enteresan o geldi. Yani sesin tavrı, icra stilleri üzerine bir araştırma yapmak mesela hakikaten. Çünkü onların hani hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu, birbirlerini tetiklediğini ve yeni duyuş, algılayış şeylerin hep o etkileşimden çıktığını hani düşünerek. Yani sadece ses değil yani ben elimi böyle kaldırınca sesim başka çıkıyor çünkü. Yani o ilişkileri kurarak hani ben şey önermeye çalıştım. Dolayısıyla da sadece hani sözlere bakmıyoruz artık. Burada isyan veriyor diye. Peki çok şaşırtan ne var bu anlamda izlenimlerin arasında? Hani bu söylüyoruz ya yani hepimizin var. Biz politik olarak daha hani işte o ne bileyim nefretten azade bakan, daha işte yani hayatı başka bir yerden yorumlayan insanlar olarak onlarla daha kolay iletişim kurabildiğimizi düşünüyoruz göçmenlerle, göçmen komşularımızla, arkadaşlarımızla, işte yolda, otobüste yan yana oturduğumuz insanla, neyse kadın müzisyenle organik olarak bu hayatı onlarla paylaşıyoruz artık ve böyle devam edecek yani. Hı hı. Ama yani hani yine de bizim de kafamızda kalıplar var işte az önce söylediği yani anlattığın şeylerin hepsi aslında bunlara dair. Yani. Aslında hani kadınlar özelinde değil ama şundan bahsedebilirim yani ben kendi yani çalışmamı yaparken de sonra üzerine düşünüp yazmaya çalışırken de şeyi fark ettim yani ne kadar farklı pozisyonlar var ve ne kadar genellemez pozisyonlar var aslında. Ve mesela hep onu öne çıkarmaya çalıştım. Hep oradaki çatışmalı fikirleri öne çıkarmaya çalıştım. Çünkü çok böyle genel kabullerle yazılıyor bazı şeyler. Yani işte müzisyenler şunu yapıyor, sokak müzisyenleri bunu yapıyor, şunu yapıyor, bunu yani ama aslında ifadeleri çok farklılaşabiliyor. Anlattıkları hikayeler çok birbirinden farklı olabiliyor aynı şeye dair ya da hisleri farklı olabiliyor. Yani mutlaka bütün müzisyenler şunu yapmak ister, bunu yapmak ister gibi bir şey yok. Tabii. Biraz o farklı pozisyonları, farklı tabii onları da böyle yani kişisel görmek değil de yine böyle bir şemaları, onların arkasındaki şemaları görebilmek ama birden fazla pozisyon olabileceğini görmeye çalışmak ve bunu göstermeye çalışmak bence önemli. İkinci olarak da benim en şaşırdığım ve böyle yani yüzme tokat gibi böyle çarpan şeylerden bir tanesi mesela şuydu. İlk başladığımda Suriyeli müzisyenlerle çalışmaya, işte sokakta böyle kalabalık gruplar çalıyor, bir sürü insan etrafında toplanmış, herkes alkışlıyor, videoları çekiyor, herkes çok eğleniyor. Ve ben böyle şey diye düşünüyordum yani
aa bu müzik sayesinde iletişim kuruluyor. Böyle işte lokallerle göçmenler arasında. İşte daha birkaç senedir buradalar ama böyle bir şey kuruyorlar. Kanal açıyorlar, bağ kuruyorlar. İnsanlar işte onları daha böyle olumlu karşılıyor filan. Ne kadar olumlu bir etkisi var falan. Ben romantize etmişim kafamda yani. Sonra Neil Bachrach diye bir arkadaşımız var Kanada'da, etnomüzikolog. Onun tezi de İstiklal Caddesi'nin soundscape ile ilgiliydi. Hı hı. Ses ortamı ile ilgili. Böyle bizimle bir görüşme yapıyordu. Yani eskiden nasıldı ses ortamı, şimdi nasıl? Görüşme bitti, ben ona sormaya başladım. Yani Suriyeli müzisyenlerle ilgili ne duyuyorsun? Ne söylüyor insanlar sana? Hani neler çıkıyor falan, sohbet ediyoruz. Dedi ki ya genelde çok rahatsız edici buluyor insanlar. İşte hiç hoşlanmıyorlar. Arapça duymaktan nefret ettiklerini söylüyorlar falan. Böyle birden dünyam değişti yani. Aa filan yani olabilir. Çünkü ben tabii o müzisyenlerin etrafında durup alkışlayanların arasındayım. Hmm. Orada durduğun sürece sadece onları görüyorsun. Halbuki orada onu yapmadan gelip geçen, belki bak yüzlerine bile bakmayan, belki varlıklarından rahatsız olan, belki söylenen onlarca yüzlerce insan var aslında, evet, aynı anda. Evet. Yani dolayısıyla senin nereden baktığına göre gördüğün şeyler kısıtlanabiliyor. İşte en başta dönecek olursak, evet, hani sadece senin gördüklerinle sınırlanabiliyor. O yüzden mümkün olduğu kadar geniş ve ya da farklı yerlere de bakmak, perspektiflerden de bakmaya çalışmak lazım. Sonra şeyi sormaya başladım müzisyenlere. Olumsuz tepkiler de alıyor musunuz? Ve bu çok daha zor çıktı. Çünkü onlar hep iyi şeyleri anlatmak istiyorlar. Yani bir zamana kadar, özellikle sana güvenene kadar ya da bir yerlerde çıkacaksa, eğer bir röportajsa, yayınlanacaksa falan, aslında olumlu bir şeyi anlatmak istiyor. Çünkü hani bakın iyi bir iletişim kuruyoruz burada demek istiyor o da. Halbuki biraz daha sohbet derinleştikçe artık o kutularına atılan nefret söylemleri, üzerlerine atılan işte ne bileyim yumurtadan, küfürden, hakaretten, onlardan da yavaş yavaş şeyler gelmeye başlıyor. Yani doneleri vermeye başlıyorlar ve o zaman anlıyorsun yani tek yönlü bir şey değil, karşılaşma değil o karşılaşma. Orada bir çatışma da var. Ondan sonra da şey kafa yormaya başladım. O çatışmayı nasıl işte yönlendiriyorlar? Repertuar seçimi de onun bir parçası. Kalabalığın ne zaman toplanıp ne zaman dağıtılacağını planlıyorlar. Yani o kadar dikkat ediyorlar ki her şeye. Bu ekonomik açıdan da dikkat etmeleri gereken bir şey ama güvenlikleri açısından da dikkat etmeleri gereken bir şey yani. Ne giyecekleri? İşte 15 Temmuz'dan sonra Türk bayraklı tişörtlerle çaldılar sokakta mesela. Hani bütün bunlar aslında çok stratejik taktik kararlar yani. Bunları almak zorundalar. Hangi köşede çalacakları, zabıtayla nasıl ilişki kuracakları vesaire. Daha sonra da biraz bu yöne doğru bakmaya başlamıştım. Yani peki bu riskli karşılaşmayı nasıl kendileri için olumlu bir şey çeviriyorlar ve devam ettirebiliyorlar bu işi yapmayı gibi. Egemen siyasete yaklaşımları da biraz bu yüzden aslında hayatta kalabilme motivasyonu üzerinden oluyor. Burada zaten şeyden çok kabul uzak duruyorlar. Yani siyaset mesela çok konuşmak istemedikleri, asla konuşmak istemedikleri bir şey oluyor. Çünkü çok dar bir siyaset yapma alanı var göçmenler için, özellikle Suriyeli göçmenler için şu anda. Yasal pozisyonları dolayısıyla da öyle. Yani çok şeyle karşı karşıyalar, sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıyalar. En ufak bir işte huzur bozan eylemleriyle birlikte. Dolayısıyla çok fazla politik bir alanları yok. Hatta ben yine şey tartışmaya çalışıyorum yani. Sokak müziği yapmanın kendisinin bir politik eylem olduğunu aslında. Hmm. Orada kendini var etmenin, kendinin ortasında kendini göstermenin, seslerini duyurmanın kendisinin biz buradayız ve bu kentte yaşıyoruz demenin bir biçimi olduğunu, dolayısıyla politik bir eylem olduğunu düşünüyorum. Kendilerini doğru söylüyorsun aslında. Yani sokakta ifade etmek en kamusal alanda. Evet. Herkesin onları tırnak içinde seven sevmeyen, herkese karşılaşabileceği, ona açık, her şeye açık bir alanda yapıyor olmaları. Kendimi başka türlü gördüğüm bir şeyim, hani kötü hissettiğim bir şeyim oldu, bir karşılaşma diyeyim. Kobani'li kadınlarla Diyarbakır'da buluştuğumuzda çevirmen vardı yine yanımızda. Benim Kürtçem çok az, yani o yüzden şey yapamıyordum yani, çevirmen mecbur olacak, anlamıyorum çünkü. Sonra aradan böyle bir konuştuk, ettik, şey yapıldı, muhabbet edildi, ağlandı, gülündü, her görüşmede olduğu gibi. Sonra aradan bir iki ay geçti, çevirisi geldi görüşmenin. Ondan sonra orada şey yazıyor, ben orada okudum onu. Üç tane kadın vardı, bir tanesi işte ağıt söyledi. Ötekisi onu şey yapıyordu, hani biz gelmişiz ya, onlar da tahmin ediyor, zaten de istiyorduk hani, ama demeye de gerek yok. Yani öyle bir şey oluyor. O da zaten söylemek de istiyor. Çünkü zaten söyleyen bir insan hani. Derdini o şekilde ifade etmek istiyor. Söyle söyle sana para verirler demiş. Ben bunu bir okudum orada.
başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Demişinde hani konuştuk ya baştan beri. Müzisyenim işte, kadınım, kültürü çok iyi biliyorum denmez. İçindeyim, yıllardır çalışıyorum, ben de oralıyım falan. Bunların hepsinin getirdiği o şeyler, ben birden boşluğa düştüm yani. Hani dili de biraz biliyorum falan filan, hep böyle bir yakın hani şey yaparken içindeyim yani. Ben bir araştırmacıyım ya, ben aslında öyle bir şeyle gidiyordum, havayla gidiyordum yani sahaya diyeyim. Ondan sonra bunu okuduğumda bu şamar gibi yüzüme geldi yani. O benim mesela çok şey yapmıştı. En büyük şeyim budur yani bu araştırma. Evet. O yüzden hani hakikaten en başa hani dönersek bir araştırmacı olarak bu tarz araştırmalar yapmak yani savaş, göç, gerçekten travmatik ve şey hikayelerin olduğu bu görüşmeleri yapmak, bunları evrim dedik ya, başka türlü bir şeyin yok, aracın yok yani. İnsanla buluşacaksın, sohbet edeceksin, öyle ilerleyeceksin. Zor. Yani çünkü böyle hep böyle sizinle konuşurken bir yandan düşünüyorum, haber okurken düşünüyorum, bugün burada kullanacağım dili düşünürken düşünüyorum. Çünkü hani gerçekten anlamaya çalıştığımız, sandığımız yerde onur kırıcı olabiliyoruz yeniden. O çok şey bir şey, evet, ince bir çizgi gerçekten. Bir de gerçekten yani en başa yine dönüyoruz sürekli ama iyi oldu belki de daireyi, aynen, kemberi toplamış oldu. Yani şey de bir yanılsama yani, böyle en eşit ilişki kurduğunu zannettiğinde bile aslında biraz sorguladığında, yani ben hep kendi sonraki sorgulamalarımda onunla yüzleştim. En iyi, en yakın ilişki kurduğunu düşündüğün insanlarla bile ilişkinin ne kadar hiyerarşik olabildiğini görüyorsun. Evet. Yani hadi ilk araştırmamda ben biraz daha abla gibiydim, daha çok gençlerle çalışıyordum falan. Hani orada bir parça daha belki kolaydı. Ama yani mesela şimdi müzisyenlerle çalışırken, müzisyen de olsam yani ne bileyim, göç meselesini kendi benimsediğim bir mesele olarak da görüyor olsam, ne olursa olsun ben burada ayrıcalıkları olan biriyim. Tabii. Yani. Bütün bunlarla da bence şey yapmak lazım, hakikaten, evet, yüzleşmek lazım. Ben de öyle, bazı sorduğum soruların bazen aldığım cevaptan ne kadar saçma olduğunu falan. Yani işte biz Amerika'da bir Iraklı bir göçmenle konuşuyordum. Böyle şey falan soruyorum işte, kasetler getirdiniz mi, ne getirdiniz mi falan. Ne kaseti ya dedi adam. Yani ben sınırdan kaçarak geçmişim dedi. Ne kaseti yani. Böyle yani, senin böyle lay lay bir dünyan var, sen ne konuşuyorsun yani, söyle bildiğini zannediyorsun ama hiçbir şey bilmiyorsun yani. Evet. Gerçekten çok öyle utandığım anlar oldu, ya da böyle sen de şey yapmak istiyorsun işte, yani ortak dertlerimiz var demek istiyorsun bazen. Ama senin dertlerini anlatsan o kadar saçma kalacak ki orada yani. Aslında ortak dertlerimiz yok. Yani kesinlikle var yani, ama ne olursa olsun. Ama çok yani, aynı değil. Yani evet, aynı şeyi aynı şekilde yaşamış. Vatandaş olmanın vesaire tabii, bir takım tabii, ayrıcalıkları, avantajları var yani. Tabii, hani, tabii. Hep şey, bir tane Cem Erciyes'in bir sorusuydu. Ama emin değilim kimin olduğunu, şimdi yanlış şey yapmak istemem ama şey vardı. Hiç göçmen arkadaşınız oldu mu ya da var mı gibi bir sorusu vardı. Bir yazısının başlığıydı. Bence o kadar güzel bir başlık ki. Yani Türkiye'de bizler için bile, yani ben göçmenlerle çalışıyorum diyen insanlar için bile gerçekten arkadaş oluyor musun? Bu çok önemli. Yani evet, insanların evine gidiyorsun da onlar da senin hayatına girebiliyor mu? Onlar tabii da senin evine geliyorlar mı? Hani bu ilişkiyi böyle kurabiliyorsan, senin sosyal ortamında mesela onun senin sosyal ortamında var olman aslında o eşitsizlik içinde çok olası, değil mi? Ama onun senin sosyal ortamında var olabilmesi, yani kendisi gibi olabilmesi ama. Evet. Hani evet, misafir gibi değil, çekinerek değil, evet, kısık sesle konuşarak değil, evet, hani herkesi alttan alarak değil, evet, yanlış bir şey duyduğunda itiraz ederek de, evet, yer alabilmesi ne kadar mümkün? Biraz galiba orada. Evet. Yani eşit ilişki ancak o zaman, evet, mümkün. O zaman ve o yüzden mümkün. Hani bunlar çok hakikaten karmaşık meseleler yani. Evet. Yani hem tezlerinizi okurken, bugün burada konuşurken bunların hepsini yeniden hani ben de düşündüm. Umarım bizi izleyenler de onların da kafalarında bu, ne bileyim, küçük de olsa tartışmalara diyeyim, yol açmışızdır. Aslında amacımız da biraz buydu. Amaç aslında evet, olduysa yavaş yavaş kapatayım diyorum. Evet, tamam. Yani evrimin aslında gene arada bir yerde söylediği, senin de sonrasında bir göz kırptığın bu şey meselesiyle ilgili belki son söyleyeceğiniz bir şey olabilir diye düşündüm. Hani hakikaten müzik ortamına özel bir yerde bırakalım diye de konuşmayı. Yani Türkiye'li müzisyenler gerçekten Suriyeli müzisyenlerle, direkt bu soruyu böyle bırakayım yani masaya. Yan yana ne zaman gelecek, nasıl gelecek? Buna neden ihtiyacımız var? Buna dair böyle kısa sizden alayım, sonra veda edelim. Yani şeyler var, az sayıda böyle çaba var veya işte bir takım projelerle
gerçekleşen çok organik bulmadığım şeyler de var. Hı-hı. Ama geçmişten beri Türkiye'de özellikle geleneksel Suriye müziğiyle ya da Arap müziğiyle ilgilenen, çalışan kişilerin başından beri devam eden şeyleri de var. Ufak tefek çabaları da var. Ama bence bu ilişki bir gün kurulacaksa bu gerçekten yine Suriyeli müzisyenlerin kendi yaratıcılıkları ve kendi girişimcilikleri üzerinden olacak gibi geliyor. Yani Türkiyelilerin bunu başaracağını düşünmüyorum ama hani Suriyeli müzisyenlerin onlar da biz varız diye. Çünkü şöyle düşünüyorum. Mesela şu anda gece kulüplerinde bile şey bile yani elektronik müzik anlamında bile mesela Arapça altyapılar falan kullanılmaya başlandı. Yani böyle bir Arapça müzik alanı biraz daha giderek gün geçtikçe görünür hale gelmeye başlıyor. Ve bence onlar biz buradayız dedikçe ve ürettikçe, özellikle güncel üretimlerini daha görünebilir, yani daha fazla yapabilir ve görünebilir hale getirdikçe artık kimse onları görmezden gelemeyecek bence. Öyle gibi geliyor bana. Yani aslında sokakta şeyi gördük mesela ilk defa İstiklal Caddesi'nde dinlediği bir Arapça şarkıyı buralı sokak müzisyenleri de ezgilerini öğrenip çalmaya başladılar. Ama şimdi konuştuğumuz şey tabii beraber üretmek ve daha hani daha fazlası, daha organik bir şekilde konser vermek olur, albüm olur, başka pratikler olur. Bilmiyorum, olacak herhalde. Ben kendim mesela istiyorum hani şey yapmaya ama ben çekiniyorum mesela. Aslında şimdi tanıyorum da mesela bir sürü Suriyeli müzisyen. Çünkü benim çalıştığım ve sevdiğim ve çalışmak istediğim bir alan. O da bilmiyorum, benim kendime dair bir şey olabilir. Şunu buradan çağrı yapayım. Ben sizinle ilişki kurmak ve çalışmak istiyorum. Bir üretim yapalım beraber. Hani müzisyen olarak yani. Ama sanırım Emre'nin dediği gibi gelişecek gibi duruyor. Tam da bir önceki konuşmasında dediği gibi. Çünkü ayrıcalıklı ve bir pozisyonu olan buralı Türkiye'li müzisyenler var ama bir yere kendini göstermek durumunda kalanlar var. Herhalde o şekilde gidecek ama. Bir de aslında burada galiba şöyle bir her birimiz belki de öz eleştiriyor. Aslında ben bu seriyi planlarken başta Evrim olmak üzere sonra Selda da Evrim'in varsa ben Selda'yı yıllardır tanıyorum ama ben müzisyen olarak sadece ve hani akademik çalışmasını ben Evrim vasıtasıyla öğrendim ve sonra yayına geldiğimizde de şu konuştuğumuz şeyiyle belki bağlayabilirim. Yani aslında bugüne kadar Türkiye'de yerleşik hale de gelmiş zaten göçmenler ve doğal olarak göçmen müzisyenler vardı. Göçle gelmiş müzisyenler diyelim, artık onlar göçmen değil. İşte Afrikalı işte insanlar, İran'dan gelen vatandaşlar. Şimdi mesela onlarla aslında çok uzun zamandır birlikte yaşıyoruz. Ama biz mesela onların hikayelerini, müziklerini de hala çok az biliyoruz. Bu arada bu seride Erik yer alacak, Afrikalı müzisyen. Kendi geleneksel enstrümanlarını çalacaklar, müzik yapacaklar falan. Yine İranlı Rastak adlı bir müzik grubundan Dina bu seride hem müzik yapacak hem kendi hikayesini anlatacak. Biraz oradan biz de aslında bu seriyi bunun üzerine kurmaya çalıştık. Hani biraz eskiden göç edip geldiğini, o zaman göçmen denen ve artık zaten burada yaşıyor olan ama hani belki de bugüne kadar hikayelerini kimsenin yine de sormadı, müziğini hala çok az bildiğimiz, dinlediğimiz insanlardan da onların hikayelerinden de bahsedip ama işte bugün tam canlı canlı ortasında olduğumuz, hala devam eden bir göçün ve kalıcılaşan bir birlikte yaşama şeyinin, sürecinin ortasında da işte Suriyeli müzisyenleri ağırlayacağız. Bu seri öyle devam edecek. Çok teşekkür ederim. Gene pek çok soruyla bıraktınız ve çok güzel sorgulamalarla. Keşke dediğim gibi araştırmalarınıza erişim olanağı da olsa, ben çok isterim. Herkese mail atabilirim. Bana mail atabilirsiniz. Hayır! Daha da... Çok yapıyorum tabii ki. Bir de iki çalışmada da hem Evrim Hikmet Öğüt'ün hem Selda Öztürk'ün vurguladığı şeylerden bir tanesi aslında göçmenin müzik ne işine yarar sorusuna cevabı da aslında yıkılmış bir evi yeniden geldikleri yerde yeniden ev kurmak olarak anlatıyorlardı. Benim için en çarpıcı sonuçlardan bir tanesi müzik ne işe yarar, sanat ne işe yarar sanırım bir kez daha. Göçmenlerin gözünden düşünmek hepinize iyi gelebilir. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Yeniden görüşmek üzere.